Efendim merhaba, bu buluşmamızda sizle iki kez karşı karşıya geleceğim. Birincisi çok önemli. Salı günü Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve seçimi allak bullak eden Sinan Oğan'la görüştüm. Dün de Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ'la görüştüm. Şimdi her iki görüşmeden çıkardığım sonuçları sizlerle paylaşacağım. İkinci videomda ise bir kampanya başlatacağım. O kampanyanın ne olduğunu sizlere ifade edeceğim. Ve lütfen o kampanyayı destekleyiniz. Destekleyeceğinizi biliyorum ama bütün ülke sathına yaymanızı özellikle rica edeceğim sizlerden. Peki efendim, başlayalım şimdi. Hem Sinan Oğan'la hem Ümit Özdağ'la ben neler konuştum, oradan çıkardığım sonuç nedir? Biliyorsunuz şu anda Sinan Oğan'ın kararına kilitlenmiş durumda Türk siyaseti. Zaten iki aktör var. Birisi Recep Tayyip Erdoğan, birisi Kemal Kılıçdaroğlu. Başka bir deyimle Sinan Oğan kendisinin görüşü olarak bu destek mi dersiniz, yanında duruş mu dersiniz artık onu bilemiyorum. Kendi ifadelerinden biz onları öğreneceğiz. Ve 19 Mayıs itibariyle yani yarın Cuma 19 Mayıs itibariyle ki güzel de bir gün seçti. Kendi duruş yerini Türk kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti. Fakat onun öncesinde ben de merak ettim kendisiyle acaba fikri ne olabilir? Ağzından az buçuk laf alabilir miyim? Ama üç aşağı beş yukarı galiba bende bir düşünce berraklaşması oldu. Ama asıl düşüncemi berraklaştıran dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la konuşmamdır. Hepsini paylaşacağım şimdi sizinle. Sanıyorum ki yol gösterici olacak. Efendim bu sabah bu çekimi yapmaya gelirken Yaşınay'ın psikolojisinin toparlanmış olduğunu gördüm. Bütün muhalefet kesimi gibi. Evet, daha bir hale yola girmiş. Hatta ilk geldiğinde bana kızmıştı. Bu kadar nasıl rahat olabiliyorsun? Psikolojin niye bozulmuyor? Yıllardır beni tanımıyor mu? Ben hiçbir olay karşısında zaten çökmem ki. Yani öyle bir şey olamaz. Yola devam edeceğiz. Bunun hiç lamıcım yok. Şimdi öncelikle şunu hemen anımsatmak isterim. Efendim 1912 seçimleri diye tanımladığımız seçim kimisi 1913'e de tabii taşınıyor. 1912-13 seçimi diyelim. Onlara siyasi tarihimizde sopalı seçim deriz. 1946 seçimine utançlı seçim deriz. Bu 2023 seçimini nasıl tanımlıyorum derseniz karanlık bir seçim diye tanımlıyorum. Çünkü bakınız Twitter ortamında ya da sosyal medyada yazılanlara, partilerden yapılan açıklamaları göz önünde bulundurduğumuzda olmadık işler dönmüş ama Türkiye'de olmadık hiçbir şey yoktur. Olmadık ya da olmayacak dediğimiz her şey olur. Bu kitabın bu sayfasını şimdilik şöyle kapatmış olayım. İtirazlar var. İşte binlerce itiraz var. Bir bakalım onların sonuçları ne olacak. Ama ben milletvekillerine mazbata verilip meclisteki yeminlerinin 28 Mayıs'tan önce yaptırılacağını da pek düşünmüyorum bu koşullar altında. Niye? Çünkü Hüdapar var. Şimdi o konuyu da anlatacağım zaten. Hem Sinan Oğan'ın hem Ümit Özdağ'ın üzerinde durduğu konulardan birisidir. Şimdi daha önceki, bir önceki video konuşmamda zaten ortada eldeki koşulları ışığında baktığımız zaman evet Sinan Oğan'ın da Ümit Özdağ'ın da çok anlaşılabilir. Gerçi yeni parti kurdu artık parti başkanı. Birazcık haksızca olabilir şu kuracağım cümle. Gelecekte MHP'nin genel başkanlığı olma hayal düş bırakın onu bir büyük vizyondur. Haklarıdır, doğrudur, yerindedir. Ama siyaset bu ne getirir ne götürür bilmem. Yani duruş yeri o. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın baş danışmanı Eyüp, iki Eyle'ydi değil mi Yaşınay? Eyüp Yıldız. Evet. Efendim bir açıklama yaptı. Bence çok ayıp ama aslında mezar soyguncuları diye hitap etti Sinan Oğan'a. Yakışır mı bu böyle bir şey? Şimdi Sinan Oğan daha önce de ifade ettim. Sinan Oğan Türk siyasetinin geleceği açısından parlak isimlerinden birisidir. Yerindedir, haklıdır, doğrudur. Sinan Oğan niteliğindeki kişiler Türk siyasetinde yer almalıdırlar. Diplomaları tartışılmayan, entelektüellikleri tartışılmayan, geçmişte arkalarında ekonomi açıdan söylüyorum, parasal gılı gışlı işleri olmayan insanlarımızın Türk siyasetinde olması büyük özlemimizdir. Bunu da şimdi, bu sayfayı da şöyle kapatıp kenara koyayım, şimdi devam edelim. Efendim, şimdi Sinan Oğan'la
konuşmamın başlangıcı benim açımdan şudur. Bu adam kazanamadı. Bence temel slogan bu. Bu çok önemlidir. Bakın bu çok önemlidir. Şimdi bunun üzerine siyaset geliştirildiğinde yeni stratejiler, yeni taktikler geliştirilecek. Sinan Oğan'a şunu sordum. Öncelikle bir espri olsun diye şöyle başladım. Türk siyasetini karma karışık ettin, darmadağınık ettin dedim. İkimiz de karşılıklı gülüştük. Sonra şu soruyu sordum. Dedim ki, kırmızı çizgin olan 4 konu var. Bunu zaten ısrarla ifade ettiniz. Türk bütün kamuoyu hepimiz biliyoruz. Bu 4 kırmızı çizginizi. Bu 4 kırmızı çizginin dışında buna yeni ekleyeceğin, yani görüşmeler safhasında, davet aldığında ekleyeceğin hususlar var mı? Yeni bir 5. madde var mı? Dedi ki hayır yok. Zaten duruş yerim belli, ifadem belli. Bu 4 maddeye riayet edilsin, bu 4 madde kabul edilsin. Bu ülkeye böyle o konuşmadan şu sonucu çıkardım. Ülkeye zaten bu solu kaldırılacak. Tamam. Şimdi bu 4 maddeye baktığımızda görüşmelerinde söyleyeceğini iki tarafın da liderleri biliyor zaten söyleyeceklerini. Maddelerden birisi nedir? Terör örgütüyle hiçbir şekilde bağ, iltisak falan böyle olmayacak. Yani bununla ilgi ve ilişkisi olmayan da siyasi parti olacak. Bunlar bu çatı altında bulundurulmayacak. Şimdi böyle baktığımızda, şimdi burada Hüdapar var. Burada HDP var. Şimdi ikisi de siyasi parti. Hüdapar'ın altında baktı Hizbullah var. Yani Türkiye Hizbullah'ından söz ediyoruz. Hizbullah'ın tarihini falan anlatmayayım. Belki başka bir programda konuşur. O biraz karışık bir iş çünkü. Şimdi bu tarafta da PKK var. Ama bir taraftan da PYD, YPG var. Seçim sürecinde Erdoğan olsun, Devlet Bahçeli olsun, uzun sözün kısası. Cumhur İttifakı açısından baktığınızda ne oldu? Bir, dini inanç, hassasiyetler, muhafazakarlık şiddetle bunun üzerine gittiler. İkincisi, Millet İttifakı'nı özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni efendim terör örgütüyle ilgi ve ilişkisi bulunan bir partiyle birlikte yani HDP ile birlikte hareket etmekten başka bir deyimle de bu terör örgütünün de tırnak içinde söyleyeyim çok yakışmayacak ama efendim bunun gölgesinde hareket etmekten. Bununla suçladı durdular. Bu ne oldu? Görüyoruz ki kendi seçmen tabanında bir kabul görmüş. Ama unutmayınız ki AKP'nin oyu %35'e düştü. Unutmayınız ki. Şimdi efendim, durum böyle olunca o zaman öncelikle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la yaptığım konuşmayı aktarayım. Onun ardından Sinan Oğan'ın pozisyonu ne olabilir? Onunla ilgili düşüncemi söyleyeyim. Çünkü sonuçta tekrar söylüyorum Sinan Oğan Ata İttifakı bileşenlerinin Cumhurbaşkanı adayıydı. Yani bu Ata İttifakı bileşenlerinin en güçlü partisi kim? Zafer Partisi. Sonuç olarak Sinan Oğan da tabii ki bu bileşenlerin genel başkanlarıyla konuşacak ama bir daha söylüyorum Zafer Partisi'nin ortaya koyduğu temel ilkeler doğrultusunda hareket edilecek. Öbür taraftan Vecdet Öz'ü de tanırım. O da çok değerli bir, hem Türkiye için değerli bir entelektüeldir, aydındır, hem de bir siyasetçidir. Sonuçta bir karar verecekler. Zaten iki tane seçenekleri var, ya o ya bu. Şimdi dün telefon açtığımda Ümit Özdağ'a düşüncelerini öğrenmek için, tabii dedi ki, Erol Hoca sana bir sitemim var. Niçin dedi, sen hem jeopolitik hem strateji alanında bu kadar kafa yoran birisidir. İltifatları var ama yani o iltifatlar öncelikle onun kendisine ait. Onu da söyleyeyim, haksızlık etmeyeyim. Efendim dedi, niçin Zafer Partisi'ni işte desteklemedin, dile getirmedin? Ben de dedim ki, hoca şimdi sırası geldi. Çünkü nedir? Kendisi de bir strateji alanında çok kafa yormuş ustalardan birisidir. Söylediğimi hemen anladı zaten. Evet, şimdi sırası geldi çünkü. Evet, şimdi... Birinci husus şudur. İlginç bir husustur o da. Zafer Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş ilkelerini savunan bir parti. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi ilginç biçimde kendi kuruluş ilkelerini tuhaf biçimde ama savunamaz bir durumda. Tabii içindeki milletvekilleri yüzünden seçtiklerinin kendi suçu bu kısım. Dolayısıyla şimdi demek ki Zafer Partisi... Aslında duruş yeri olarak bir daha söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin
kuruluş ilkelerini savunan bir parti olmuş olması nedeniyle Millet İttifakı bileşenlerine yakın. Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi unsurlarını, Devlet Bey'in haberi bilgisi olmadan o konuşma yapılır mı? Doğrudan doğruya Sinan Oğan'a kapıyı kapatmış olmaları, tabii o bir yandan da işte Ümit Özdağ'a da aslında bir mesaj olarak iletiyorlar. Şimdi birincisi şu, Ümit Hoca'nın söylediği. Tabii en hassas konuşum bu mülteciler meselesi. Ben onlara kaçkın diyorum biliyorsunuz. O konuda zaten hem Sinan Oğan'la aynı fikirdeyim. Benim izleyicilerim biliyor baştan beri. Hem de Ümit Özdağ'la aynı fikirdeyim. Onu söyleyeceğiz. Zafer Partisi açısından meseleye baktığımızda dedi ki Ümit Hoca. Üç ittifakın üçü de, yani sol ittifaktan da söz ediyoruz. Nedir? 1921 Anayasası'nı savunuyorlar. Oysa ki dedi, 1921 Anayasası değil, Zafer Partisi'nin savunduğu, Ata İttifakı bileşenlerinin savunduğu 1924 Anayasası'dır. Aynı düşüncedeyim, İlber Ortaylı Hoca da aynı şeyi savunur. Bakın şimdi, niye 1921 Anayasası'nı savunuyorlar derseniz, çünkü 1924, bakın elimde 3 tane anayasa var. Sizin huzurunuza getirdim. Birisi 82 Anayasası'dır. Kendisi hala yürürlükte. Niye 1921 Anayasası'nı savunuyorlar da 1924 Anayasası'nı savunuyoruz diye ortaya çıkmıyorlar? Çünkü 1924 Anayasası Cumhuriyet'in Anayasası'dır. Çünkü 1924 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş ve savunucusu olan anayasadır da onun için. 1921 Anayasası nedir? Bu Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kaleme alındığında, ilan edildiğinde biliyorsunuz ki efendim saltanat orada duruyor, halifelik, hilafet orada duruyor. O nedenle o cumhuriyetin anayasası değil, Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi. Ayrıca oraya baktığınız zaman bugün kullanılan işte bu şeyler, yerel yönetimlerle ilgili olarak ifade edilen talepler falan var ya. Şimdi oradaki anayasanın vilayetlerin efendim teşkili, onların kendilerinin meclis kurması, kendi yönetimlerinde bulunmaları, bu kaza nahiye diye ayrılıyor. Ayrıca bu 1921 anayasasına baktığınızda birinci maddeyi kenara koydum. Hakimiyet bila kaydı şart milletindir. İdari usulü halkın mukadderatını bizzat ve bil fiil idare etmesi esasına dayanır. İkincisi işte bakanlar kurulu icra vekillerinin tayini, bunların meclis tarafından efendim idare edilmesi devletin söyler. Bakın şimdi üçüncüsü Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti Büyük Millet Meclisi hükümeti adını taşır. Büyük Millet Meclisi vilayetler halkınca müntehap azadan seçilir falan böyle geliyor. Bunları ondan sonraki idare kısmında anlatıyor. Zaten üzerinde durulan mesele o vilayet, kaza, nahiye, efendim sonra umum müfettişliklerin teşkili. Şimdi burada ne var? Baktığınız zaman şu var. Bakıyorlar diyor ki ya bir dakika burada laiklik yok. Burada devletin dili Türkçedir ifadesi yok falan. 1876 Anayasası'nda Türkçedir diyor. Sonra şimdi niye 1924 Anayasası'nı savunmuyorlar diyorsanız çünkü 1924 Anayasası'na gelince diyor ki devletin temel niteliği cumhuriyettir söylüyor. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir ifadesini koymuş. Anayasada devletin dininin İslam dini olduğu belirtilmiş, hilafetin anayasadan önce kaldırılmış bulunmasına, anayasanın kendisini de layık olmasına karşın koşullar böyle gerektirdiği için devletin dini İslam'dır ifadesi orada duruyor. Sonra 1928'e gelindiğinde ne diyecekler? Devletin dini İslam'dır ifadesi çıkacak, başkenti Makarra'dır gelecek, resmi dili Türkçedir ifadesi gelecek oraya. Zaten şimdi ondan buradaki karşı çıkışların meseleleri o. Daha sonra buradaki Cumhurbaşkanı'nın seçimi 29 Ekim 1923'te 158 öyle seçildi. Tıpkı demokratik sistemlerde olduğu gibi aynı şekilde diyor ki Cumhurbaşkanı oy kullanamaz. Meclise diyor açılışında gelir konuşur. Bakanlar Kurulu'nda kendisi gerekli gördüğü zaman gelir konuşur. 1924 Anayasası dün Ümit Hoca'nın bana söylediği 1924 Anayasası'nı yeniden yürürlüğe sokalım. Bence de çok doğru söylüyor. Bunu daha önce ben çok savunduğum için bunu hararetle savunmaktayım. Evet, dilini güncelleştirelim. Bugün çağdaş dünyanın gerekleri neyse onları, bu maddeleri koyalım. Evet efendim.
bu anayasayı yürürlüğe koyalım. Gelelim 1982 anayasasına. Şimdi Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Ardında cumhuriyetin niteliklerini tanımlıyor. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayan 15 dakika oldu mu ya? Adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir. Arkadaşlar dili Türkçedir. Bak burada dili resmi dil demiyor. Dili Türkçedir. İşte marşını tanımlıyor. Başkenti Ankara'dır ve layık anayasadır. Peki işte ana problem bu. Savunulan ana meseleler bu. En önemlisi Ümit Hoca'nın da söylediği, Sinan Oğan'ın da söylediği anayasanın ilk 4 maddesi kesinlikle ve kesinlikle tartışılamaz. Bu önemli bir kırmızı çizgi. Şimdi gelelim asıl buradaki efendim mülteci deniyor, sığınmacı deniyor. Ben kaçkınlar diyorum. Bunların ülkelerine en hızlı biçimde göndermeleri şarttır. Bunu çok savunduğum için bu düşüncelerine katılıyorum. Hiç kimse kalkıp bu noktadan itibaren geçmişte bunlar çok söylendi. Birileri de kalktı işte mahkemeye vermeye kalktı, hakarete kalktılar. Şu oldu bu oldu. Hayır arkadaşlar. Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsanız, bekayı düşünüyorsanız, 15 sene, 20 sene, 30 sene sonranın Türkiye'nin hayal ediyorsanız ne hale geleceğini onun için acil olarak bunlar gönderilmelidir. Peki, şimdi bunu gönderecek olan bakanlık nedir? İçişleri Bakanlığı'dır. O, tabii koordinasyon için Savunma Bakanlığı. Sonra işte bu göçlerle ilgili bir bakanlık kurulacak. Adalet Bakanlığı önemlidir. Ben şunu öneriyorum Millet İttifakı bileşenlerine. Şimdi bu konuşmayı yaptığımda ve her ikisiyle de konuştuğumda, bak bana söylemediler böyle bir şey. Ama benim çıkardığım sonuç şu. Bu MHP'den gelen bu türlü sert bir karşı çıkıştan sonra aslında Millet İttifakı'nın yanında durmasa bile savundukları ilkeler açısından bir uzlaşma sağlıyoruz, aynı görüşleri savunuyoruz ifadeleri kullanılabilir. Uzun sözün kısası bu siyaset hiç belli olmaz, politika. Bugün bu söylenir, yarın Cumhur İttifakı'nın yanına gidilir. Bunlar ayrı bir şey, şu anda bunu tartışmıyorum. Çünkü politikada böyle bir şeydir. Sevgili arkadaşlar, ama her ikisiyle de yaptığım konuşmanın sonucunda gördüğüm mesele buraya daha sıcak bakıldığı, burayla daha rahat uzlaşılabileceği şeklindedir. Ben bir adım daha ileri giderek başka bir şey söyleyeyim size. Şimdi Ümit Özdağ Hoca'nın söylediği şu, FETÖ PKK'dan daha tehlikelidir. Sığınmacılar sorunu ülkenin bir stratejik sorunudur. Ben buna bir adım ekleyeyim o zaman. Millet İttifakı bileşenleri, onlar da söylüyorlar. Kemal Bey gerçi çok cılız sesle efendim meydanlarda bunu dile getirdi, işte göndereceğiz diye. Ben de sordum. Dedim ki mülteci akımı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini hoca samimi buluyor musun? Ümit Hoca'ya sordum. O da çok net. Hayır, samimi bulmuyorum. Çünkü dedi 2012'de bunlara vatandaşlık vereceğiz, rehabilitasyonlarını sağlayacağız. Böylece bunlar da işte vatandaşlık hakları alacak falan diye bu konuşmalar var. Şimdi bunun üzerine nasıl samimi bulayım dedi. Burada da haklı. Şimdi ben deminki konuşmamı bir adım ileri götürüyorum. Madem ki Millet İttifakı bileşenleri de bu sığınmacılar, ben kaçkınlar diyorum. Bu kaçkınları Iraklısı, Pakistanlısı, Suriyelisi, Iraklısı, aklınıza ne geliyorsa, özellikle Afganlı kaçkınlar büyük problem olacaklar bunlar. Oldular olmaya devam ediyorlar. Neyse. Bunlar eğer gönderilecekse kendi o altı bileşen, kendi içinde böyle birazcık mırın kırın ediyorsa ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu bakanlığın başına Ümit Hoca'yı getirsinler. Ümit Özdağ. Bakın bunun başına Ümit Özdağ'ı getirsinler. Şimdi diyorlar ya burada 2 yıl bir hazırlık yapılacak, 2 yıl sonra, bak bu son derece yanlış bir şey. 2 yıl içinde göndereceğim meselesi değil, bu daha önce açıklanmıştı. 2 yıllık bir hazırlıktan sonra gönderilecekti, onun doğru ifadesi. Bu Deniz Müstani'nin yazılan mektubunu her ikimiz de işte dün aramızda tartıştık biraz da. Ayrıca buradaki kaçkınlara vatandaşlık hakkı verdiniz. Arkadaş bu nasıl bir şey? Adama burada vatandaşlık hakkı verdiniz, adam gitti Dubai'de yaşıyor. Türkiye'deki seçimde oy kullanıyor. Böyle bir haksızlık, böyle bir rezalet olur mu? Ümit Özdağ'ın önerisi son derece netti. Dedi ki vatandaşlık veriliyorsa, dünyanın çeşitli yerlerinde de biliyorsunuz bu tür vatandaşlıklar verilir, evet. Ama 10 yıl içinde hiçbir zaman seçimlerde oy kullanamayacak. Bir kere bir vatandaş olduğunu bize bir kanıtlasın, bir görelim. Ayrıca ben bir kişinin bile burada kalmasının taraftarı değilim. Kendi düşüncem açısından ifade ediyorum. Şimdi bu anayasanın değiştirilemez
değiştirilmesi teklif dahi edilemez, düşünülemez dediğimiz bu dört ilke, yukarıdaki dört ilke meseleleri var ya. Hüdapar ne diyor açık açık? Arkadaş diyor ben teokratik bir devlet kurmak istiyorum. Peki ben de kendisine sordum Ümit Hoca'nın. Dedim ki Hüdapar'la HDP, Hizbullah'la PKK. Böyle bir karşılaştırma yaptığın zaman ne görüyorsun? Dedi ki bunlar ben de her iki partide terör örgütlerinin uzantısı olarak görüyorum. Ama HDP, PKK bunlar tabii seküler işte yapılanmada. Bu tarafa geri döndüğüm baktığım zaman diyor Hüdapar'a, Hizbullah'a bunlar Kürtçü dinci parti. Öbür taraf, karşı taraf ise Kürt, siyasal Kürtçülük yapan bir parti. Yani ikisi de diyor sonuçta aynı talepte bulunuyor. Bu talep ne olabilir? Federasyon, konfederasyon, bölünme, özerklik her neyse. Ama diyor gelip buluştukları yer böyle bir noktadır. Ayrıca diyor HDP'de seçim listelerine baktığım zaman Selahattin Demirtaş değil, Abdullah Öcalan'ın daha etkili olduğunu değerlendirmekteyim. Şimdi buradan yola çıktığımızda bir daha altını net çizerek söylüyorum. Şam'la Türkiye arasında Suriyelilerin, bu benim görüşüm. Yani sakın Sinan Oğan demiş, efendim Ümit Özdağ demiş gibi sakın öyle bir şey algılanmasın, rica ediyorum. Tabii ki Şam'la Türkiye arasında bu Suriyelilerin geri gönderilmesi konusunda hemen bir görüşmeler yapılacak. Bakın şimdi bu Esad 11 yıl sonra Arap Birliği'nde nasıl böyle bir büyük tezahüratla karşılandı? Ne olacak? Bu geri dönecek olan Suriyelilerin Suriye'de konuşlandırılmaları, refahlarını sağlanabilmesi için bütün öteki zengin Arap ülkeleri, Suudi Arabistan başta olmak üzere Kuveyt'ten işte Bahreyn'e kadar aklımıza ne geliyorsa hepsi artık kaç 30 milyar dolar, 10 milyar dolar, 100 milyar dolar neler vereceklerse tabii verilecek. Oradaki konuşlandırma için gerekli olan her şey yapılacak. Şam'la Ankara arasındaki görüşmeleri ve ilişkileri sürdürmek, yürütmek için bence madem ki işler bu noktaya geldi, bana göre de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ buradaki bana göre en stratejik doğru seçim olacaktır. Sonuçta hemen bağlıyorum konuşmamı. Yaşına yordan böyle atıyor bana. Şöyle bitir 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 diye. Efendim sonuçta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şeyhler, işte tarikatlar, dervişler, mensuplar memleketi olamaz. Ümit Özdağ'la konuşmamın bana ifade ettiğiyle bitireyim. Diyor, dedi ki bana ben Atatürk'e karşı sorumluyum. 21. yüzyılda çağdaş, uygar bir devlette çocuklarımın burada yaşamasını istiyorum. Ben çocuklarımın ve bu ülkenin bütün çocuklarının Suriye, Afganistan, Pakistan, Lübnan gibi olmuş bir devlette olmasını istemiyorum. Ha buradan da sonuç, madem ki böyle bir hayali var, muhtemeldir ki yarın, bilmiyorum tabii Sinan Oğan ne karar verecek ama bu konuşmalardan da çıkardığım sonuç, madem ki MHP de kapısını kapattı, zaten Recep Tayyip Erdoğan'la Sinan Oğan'ın görüşmesi yönünde çok net tavır koyan Devlet Bahçeli, benim yine MHP'lilerden duyduğumu söylüyorum. Yanlış da söylemiş olabilirler, belki bir şey diyemedim, günahları boyunlarına olsun. Devlet Bahçeli güya demiş ki Erdoğan'a, Sinan Oğan'la kesinlikle görüşmeyeceksin.